Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Gümüş yatırımını bekleyen arkadaşlar hemen gümüş analizimizi de yapalım. Gümüş analizde bizler için önemli olan kritik seviyeler, gümüşteki hedefler sizlerle birlikte belirlemeye çalışalım. Evet, Covid 19'la ilgili son gelişmelerin ardından ülkelerin normalleşme sürecine geçmesi ve sanayi fabrikalarının çalışmaya başlamasıyla birlikte gümüşe olan e, talebinde artacağını daha önceden söylemiştik benimle birlikte e, başından sonuna kadar gümüşü takip eden arkadaşlar ve yatırımını Buna göre şekillendiren arkadaşlar e, bugün itibariyle tam nokta atışlı bütün hedeflerimize ulaşmış durumdayız hepsine kazançları bereketli olsun diyorum e, İnşallah videonun altına da bir beğeni atmayı unutmazsınız diyorum arkadaşlar Evet şimdi gümüş ons gümüş ons da ee, nokta atışlı e, hedeflerimiz devam etmekte. Gümüş Ons'taki arkadaşlar için hemen seviyelerimizi belirleyelim. Şimdi gümüş onsta arkadaşlar e, dedik ki haftalık 18.04 üzeri kapanış olumludur ve şurayı bir kere destek yapacaksınız 18.04 seviyesini. 18.04'ün üzerinde ana hedef 19.04. Evet Gümüş Ons'taki arkadaşlar ana hedef 19.04'ü bekleyeceksiniz. Burası artık ana hedef konumunda. Ve ee, durdurulamaz şekilde 19.04 bölgesine doğru Gümüş Ons ilerlemesini devam ettirecek. 19.04'te Gümüş Ons oyalanmak isteyebilir arkadaşlar. O yüzden 19.04'de ee, ilk etapta dikkat diyoruz. Gümüş olsun. E, biraz daha e, yukarı bazlı hedefinde de şuradaki 19.04'teki e, dinlenmeden sonra bu 19.04 seviyesini kendisine e, destek haline getirmeye başlarsa arkadaşlar daha orta bazlı. Ondan sonraki hedefimiz gümüş ons'ta 19 67 seviyesi olarak göze çarpmakta. Dediğim gibi arkadaşlar 19.04 ilk şu an beklememiz gereken nihai ana hedef bölgemiz 19.04 üzerinde de ee, takipte kalacağımız hedef bölgemiz gümüş ons'ta takipte kalacağımız önemli seviyemiz 19.67 seviyesi olacak. Hemen gümüş gramdaki arkadaşlara da bakalım. Gümüş gramda iyi kazandırmaya başladı. Hala devam ediyor. E, gümüş gramda Onda ons grafiği üzerinde size anlatacağım. Yükselişlerimiz devam edecek arkadaşlar. E, gümüş gramda bizim ilk etapta 4.07 e, Şu an itibariyle destek konumunda bulunan bölgemiz. Onun üzerinde e, 4.16 direnç Ve ana hedef 4.25 olarak gözükmekte arkadaşlar. Gümüş gramdaki arkadaşlar 4.25'deki hedef bölgesini beklemeye devam edecekler. Geri çekilmelerde dediğim gibi arkadaşlar 4.07 artık bizim için kuvvetli bir destek. Ve onun altında da 3.98 kuvvetli destek bölgesi bulunmakta. E, bu verdiğim destekler de aklınızda olsun. E, muhtemel stop yeri 3.98 olarak kullanılabilir. 3.98 üzerinde kaldıkça da e, 4.25 ana hedef bölgesi olan Gümüş gramda da e, hedef bölgemiz olarak gözükmekte. E, metaller tarafında özellikle gümüşte <laughs> Covid 19'un etkileri dikkatle takip edilmeli arkadaşlar. İkinci pandemi sonucu e, biliyorsunuz altındaki yükseliş hızına gümüş tam tersi cevap verdi. Bunun sebebi de e, iş yerlerinin kapanması ve sanayinin üretime tam olarak destek verememesinden kaynaklı. Çünkü Gümüş genellikle e, çoğunluk ağırlık olarak e, sanayide e, kullanıldığı için arkadaşlar talebin azalması neticesinde <laughs> gümüşte geri çekilmeler yaşandı. E, tüm bunların neticesinde tekrardan e, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte de gümüşte yukarı yönlü hareketler hız kazandı. Yani gümüşte e, özellikle e, sanayilerin durdurulması e, gümüşe olumsuz yansır. E, bu yönlerden takip edeceksiniz. E, sanayilerin açık olduğu sürece de e, gümüş onsta gümüş gramda altın olsa eşlik edip onunla birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Evet şimdilik gümüşle ilgili dediğim gibi arkadaşlar 19 e, seviyesi 19.04 seviyesi ons tarafında hedefimiz kısadaki e, gümüş gramda da 4 16 4 seviyeleri takipimizde olacak önemli ana hedef bölgeleri olarak gözükmekte e, şimdi söylemek istediklerim bunlardan ibaret e, videolarım hoşunuza gittiyse kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış da kanalıma abone olmalarını e, bekliyorum hepinizi çok seviyorum Hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar